Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan 30 dakikada iftar menüsü hazırlayacağım. Bu menüleri hazırlamamın tek sebebi kısa sürede ne tarz yemekler yapabilirsiniz onları göstermek amacıyla çekiyorum. Siz isterseniz yanına daha başka makarnalarla, daha farklı salatalarla eklemeler yapabilirsiniz. Hemen şimdi yapımına geçmeden önce neler yapacağım? Patates oturtma yapacağım pirinçli olarak. Domates çorbası, 200 gram havuç tarator. Kıymayı tenceremin içerisine alıyorum. Ocağımın altında yakayım. Altını kısıyorum. Bu burada yavaş yavaş ara ara karıştıracağım. Kavrulsun. Patatesin kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduğum patatesleri yuvarlak yuvarlak, çok kalın olmayacak şekilde, çok ince de değil. Çünkü pirinç koyacağım için pirinçler pişerken patates de dağılmaması gerekiyor. Şöyle iyi. Evet, şöyle hemen kıymama bakıyorum. Yeterli. Şöyle kaşığın arkasını biraz ezeyim. Şöyle yarım çay bardağı sıvıya. Doğradığım soğanı da ekliyorum. Kaşığın arkasıyla kıymaları küçültüp soğanı birbirine yediriyorum. Soğan ve kıyma orada kavrulurken ben hemen domatesimi robottan çekiyorum. Şöyle orta boy 4 tane domates kullanacağım domates çorbası için. Kabuklarını soymuyorum. İnce kabuklu çünkü. Eğer kabukları kalınsa soyun. Ama ince ise sorun olmuyor. Arada onlar da ezilip gidiyor. Şöyle domatesi 4'e bölüyorum. Robotumun içerisine atıyorum. İyice ezilene kadar robottan çekiyorum. Tamamdır. Domatesini kavrulmuş, yeterli. İçerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, doğradığım 1 adet domatesi, yarım çay bardağı pirinç, sadece yarım çay bardağı. Yıkadığım için böyle biraz fazla duruyor. Çok fazla pirinç eklerseniz çok lapı olur. Ona dikkat edin. Baharatlarını ekliyorum. Tatlı kaşığın ucuyla pul biber, karabiber, tuz, toz biber ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı su ekliyorum. Pirinçler de dibinde kalmıştı. Onu da değerlendirmiş oldum. Şimdi kapağını kapatacağım. Sadece 5 dakika bu şekilde pişireceğim. Hemen yani onu kenara alıyorum şöyle. Domates çorbamı yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Şöyle bir kere de kıyma sosumu karıştırayım. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Eriyen yağın içerisine tepeleme olmayacak şekilde 1 yemek kaşığı tereyağı. 1-2 dakika kavuracağım. Hemen baharatlarını ekleyeceğim. Birazcık pul biber ekliyorum. Çok az, çok değil. Gene kendi damak tadınıza göre karabiber. Bir de tuz. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Hemen domatesin kabıyla tekrar su ekliyorum. Koyuluğunu tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada da kıyma sosunda altını kapattım. Kenara alıyorum artık. Kıymalı pirinci bir tabağın içerisine aldım. Başka bir tencere daha kirletmeye gerek yok. Şöyle alta patatesleri diziyorum. Çok fazla olmadığı için şöyle çok sıkıştırarak yapmanıza gerek yok. Hemen üzerine şöyle kıymalı pirinçten ekliyorum. Tekrar patates. Çok patateslerin üzeri kapanacak diye bir şey yok. Diğer kavan kıyma harcımı da döküyorum.
Bir su bardağı sıcak su üzerine döküyorum. Salçalı sos yapmanıza hiç gerek yok. Zaten içerisinde salça var. Hatta şöyle yarım bardak daha ekleyeyim. Yemeğim tamamdır. Ocağımın altını yaktım. Altını kısa alın ve 15 dakikada pişecektir. Ara ara kaşıkla bakarak kontrol edin. Şöyle yarım bardak sütü ekleyeceğim. Bundan sonra kaynamaya başlayınca artık suyunu ayarlayın. Evet, benim için de koyu birazcık su ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Biz çorba zaten birazcık koyu güzel oluyor. Evet, şu anda yeterli benim için. Yarım kapakla bırakıyorum. 2 dakika daha böyle piştikten sonra o altını taratoru yapmaya başlıyorum. Kabuklarını soyup rendeleyeceğim. Çok ince tarafıyla rendelemeyin. Ben sadece bir tane havuç kullanıyorum büyüklerinden. Şöyle rendeliyorum. Rendelediğim havuçları hangi tavada yapacaksanız siz de onu alabilirsiniz. Şöyle. İçine yarımdan da az sıvı yağ ekliyorum. Çorba pişti. Onu kapatıyorum artık. Şöyle birazcık tuz ekliyorum. Havuçlar yumuşayana kadar pişireceğim. 2 dakika yeterli gelecektir. Kabın içerisine boşaltıyorum. Sarımsaklı yoğurdu da karıştırıyorum. İçerisine bir diş sarımsak dövdüm, ekledim. Onu da iyice çırpıyorum. Havuç soğumadan yoğurdu direkt eklemeyin. Birazcık ılaşsın havuç, yoksa yoğurdunuz kesilir. Havuç soğudu artık. Yoğurdu karıştırıyorum. Servis tabağına boşaltıyorum. Üzerine biraz şöyle pul biberle süsleyeceğim. Salatam hazır. Hemen diğer yemeklerime de bakıyorum. Evet, yeterli artık. Şöyle bir çatalla kontrol edeceğim. Evet, gayet güzel pişmiş. Dağılmıyor da. Üzerine doğradığım maydanozdan atacağım şöyle. Camın altını kapattım. Bir 5 dakika dinlendireceğim. Yemekler hazır. Şöyle çorbanın kıvamını göstereyim. Patates oturtma. Servis tabaklarını alıyorum. Bütün yemeklerimi servis tabağına aldım. Patates oturtması pirinçli. Şöyle yakından da göstereyim. Havuç tarator. Ve domates çorbası. Üzerine kaşar da çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ramazan ayı boyunca sizlere bu şekilde en kısa sürede neler hazırlayabilirsiniz menü şeklinde sunacağım. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.